Öteki Sinema'dan merhaba. Bu haftanın en önemli, en göze batan, en dikkat çeken sinema etkinliği, sinema olayı tabii ki İstanbul Film Festivali ve İstanbul Film Festivali'nin 32.si düzenleniyor bu yıl. 32. İstanbul Film Festivali'nin alternatif açılışından emek sinemasının geriye alınması için sergilenen çabalardan görüntülerle açtık programı. İstanbul Film Festivali tam 32 yıldır sinema kültürüne mecra olan bir festival. Bugün de festivalde bir belgeseli gösterilecek bir yönetmenle beraberiz. Caner Canerik'le beraberiz. Vas filmi ayın 11'inde gösteriliyor Pera Müzesi'nde galiba, değil mi? Evet evet, Pera Müzesi'nde. Perşembe günü ayın 11'inde saat 21.30'da gösterilecek. Hı hı. Biraz Vas'tan bahsederek başlayalım o zaman. Gerçi önce şunu da sormak isterim. İstanbul Film Festivali açısından deneyimli bir yönetmensin. Sen daha önce de belgesellerine katıldın. Evet. Ne düşünüyorsun İstanbul Film Festivali ile ilgili bir alternatif belgeselci olarak? Neler sağlıyor alternatif belgesel yapımına Türkiye'de sence? Şöyle söyleyebilirim, yani bizim yaptığımız, sizin de söylediğiniz gibi biraz alternatif, biraz hani çok popüler olmayan alanlarda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Açık söylemek gerekirse İstanbul Film Festivali bizim için bir dönem şeydi, yani işte Burjuva kültürünün sürekli yer aldığı bir festivaldi, bir kültürün yansımasıydı. Ama daha sonraki süreçlerde ben ilk filmimi verdiğim zaman Pırdasur belgeselini verdim. Burada kabul gördüğünde şaşırmıştım. Çünkü hani Dersim'in küçük bir köyünde yaşanan bir hikayeyi aktaran bir belgeseldi bu. Ve İstanbul Film Festivali'nde bu yer bulmuştu kendisine. Bunun şöyle bir avantajı olmuştu bizim için, meşrulaştırmıştı, yani yaptığımız işin biraz daha yani sanatsal olarak dikkate alındığının göstergesiydi. Daha sonra Bertiş belgeselim girdi, bu sene Vas belgeseli girdi, üçüncü belgeselim oldu. İstanbul'da seyirciyle buluşturuyorsun belgesellerini İstanbul Film Festivali aracılığıyla, anlıyorum ki. Vas'tan bahsedelim. Yine Dersim'de çektiğin bir belgesel. Sen genelde Dersim'de çekiyorsun filmlerini. Evet. Vas'ın hikayesi ne? Şimdi Vas'ın hikayesi aslında 90'lı yıllarda köylerin yakılıp yıkılması sürecinden sonra insanların büyük bir bölümü batıya göç ettiler. Dersim'de ya da işte Kürt bölgelerinde çok az sayıda insan kaldı. Vas da orada kalan insanların yaşam mücadelesini anlatan bir belgesel. Şöyle bir özelliği var. Şimdi ilk gittiğimiz, ilk gözlemci olarak gittiğim dönemde iki tane yaşlı teyze eşlerini kaybetmişler. Başka bir köye bunlar getirilmişler. Hani dağ köylerinde dağ köylerinde yaşıyorlar ve dağ köylerinde gelinde yer, yardımcı yataklık yapmasınlar diye başka bir köye getiriyor. Ama bunların hiç kimsesi yok. Tek geçim kaynakları ot, hayvanları ve bunları beslemek için ot almaları gerekiyor. Ama otu koyacak yerleri de yok. Otu köy meydanına yığıyorlar. İşte daha sonra köydeki diğer hayvanlar otu yemeye başlıyor. Bunlar aslında otu savunmakla yaşamı, kendi yaşamlarını savunuyorlar. Ben bunu fark etmiştim. Sanırım bir 6 yıl kadar önceydi bu. Ama bunu filme almak, bunu aktarmak orada biraz sıkıntılı oldu. Oradaki insanların değer yargıları biraz daha farklı. Yaşlı bir insan kameranın varlığını bile çok fazla bilmiyor. Televizyon izliyor ama fark etmiyor. Yani bir gün bakıyorsunuz El Arabe izliyor, ikinci gün BBC izliyor, üçüncü gün TRT izliyor. Çünkü anlamıyor, yani onun için görüntü sadece. İki insanın yaşam mücadelesi, yani aslında göstermek istediğim bu köyler boşaltıldıktan sonra insanların ne kadar sıkıntılı bir yaşam sürdüklerini, ne kadar basit şeylere bile muhtaç olduklarının filmiydi. Yani bunu amaçladım ben. Bu bağlamda sembolikti. Yani otun kullanılması sembolikti. İki tane insanın yaşam mücadelesi, ama aynı zamanda şey de var içerisinde. Şimdi iki tane kuma yaşıyorlar. Bir arada yaşıyorlar. Bir tanesi sağır ve dilsiz. Bunun bir özelliği de şu. Bir dönem bu köle olarak adeta verilmiş bir insan, bir tane boğa karşılığında bir çalıştırılmak üzere verilmiş bir insan. Bunun da hikayesini biz filmin içerisinde görüyoruz. Yani o yaşam mücadelesi verilirken bir taraftan da işte belki de Dersim'deki son tırnak içinde söyleyeyim kuma olarak gözüken ama aslında köle bildiğimiz anlamda köle olarak çalıştırmak üzere alınmış bir insanın hikayesi de var basın içerisinde.
Sen belgesellerinde genelde o çetin yaşam mücadelesini anlatıyorsun o coğrafyada. Pırdesur'u çok iyi hatırlarım, senin ilk belgeselinde sanıyorsam. Evet. Ya da ilklerinden. Tabii ilk belgesel. Orada da doğayla verilen yaşam mücadelesini anlatıyordun ve özellikle Dersim'de çekiyorsun belgesellerini. Neden? Ya şöyle bir kaygı var. Benim amacım belgesel çekmek değil. Benim amacım bugünü yarına aktarabilmek. Çünkü Dersim kültürü dili ve kültür olarak da yok olmakta karşı karşıya. Bu yüzden biz mecburuz aslında. Bizim omuzlarımıza binen bir yük bu. Biz bunu gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Bunun için de çekmemiz gerekiyor. Yani kayıt etmemiz gerekiyor. Yaşamın her alanına kayıt etmemiz gerekiyor. Benim tercihim bu yüzden Dersim. Şimdi Dersim'i aynı zamanda şey de çok fazla var. Yani görsel malzeme çok fazla var. İşlenmemiş çok fazla konu var. Bu yüzden biraz tercih edilebilir bir alan. Ama benim özel tercihim kendi kültürüme ait olması ve bunun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olması. Bu nedenle ben Dersim'de genellikle çalışmayı tercih ediyorum. Açıkçası yani 8-10 yıl kadar daha belgesel ya da kitap yapabileceğim kadar çok fazla tırnak içinde malzeme de mevcut Dersim'de. Genelde Pülümür civarında çekiyorsun belgesellerini. Oralı da olduğun için Vas da yine Pülümür'ün Pürdesür köyünde evet, çekildi. Şeyin o, sahnen o diyelim ya da belgeseli çektiğin yer o. Ben şeyi de çok merakla takip ediyorum, ilgiyle takip ediyorum Caner. Sen çektiğin zaman belgesellerini hemen paylaşıyorsun internetten. Değil mi? Öyle yani normalde tırnak içinde belgesel piyasasının ya da sinema piyasasının parametrelerine, dinamiklerine çok fazla aldırış etmeden bir an önce ulaştırmaya çalışıyorsun. Biraz önce açıkladıklarınla, anlattıklarınla açıklanabilir belki ama biraz bahseder misin o süreçlerden? Nasıl bir motivasyonla hemen seyirciye ulaştırmak istiyorsun internet üzerinden diyelim ürünlerini? Şimdi şöyle bir, az önce söylediğim gibi bizim kültürümüzün yok olma tehlikesi var. Bizim amacımız diasporadaki, batıda yaşayan, özellikle Avrupa'da ya da Türkiye'nin metropollerinde yaşayan insanlara kendi kültürlerini tanıtabilmek, anımsatabilmek ve onların memleketleriyle bağının kopmamasını sağlayabilmek. Şimdi demin söylediğim gibi benim şey kaygım hiçbir zaman olmadı. Yani ben piyasanın içerisine girmedim, piyasanın içerisinde olmadım. Belgeselci olmak gibi çok iddialı bir şeyim de yoktu açıkçası. Böyle bir kaygıyla hareket etmedim. Ama yaptığına sonuçta belgesel diyorsun. Veya işte Belgesel Sinemacılar Birliği'ne üye olabiliyorsun. Hani bu tür şeyler var ama bunun dışında çok fazla kaygı yok. Şimdi internette yayınlamak zorundayız. Çünkü bizim sponsorumuz da sonuçta halkın desteğiyle yapıyoruz. Yani 3 kuruşu, 5 kuruş başka bir arkadaş veriyor. Benim kendime ait olan şeyler değil. Benim yaptığım sadece aracılık yapmak. Bunun dışında sahiplenip ya da ondan para kazanmak ya da başka türlü kaygılarım olmuyor. Bir sonrakini finanse edebildikten sonra benim için yeterli oluyor bu. Ama hiçbir zaman hiçbir şey kazanmadığım çalışmalar da oldu. Bunları da direkt paylaşabildim. Bunu söyleyebilirim. Peki nasıl reaksiyonları alıyorsun filmlerin için ulaştığı zaman? Şimdi filmler ilk izlendiği zaman hani dersinde çok fazla anlaşılamıyor, ben onu söyleyeyim. Yani yaptığım iş ya işte gitmiş sadece görüntü çekmiş kaygısı şey oluyor, tepkisi geliyor. Çok fazla geliyor çünkü bilinen belgesel anlayışı, gerçi bu son yıllarda kırılmaya başlandı ama ya işte bir tane davulcu sesli birisi olacak, işte o bir şeyler anlatacak, bunun önünde bir takım görüntüler olacak, belgesel algısı bu. Bizim yaptığımız ne? Sıradan insanların sıradan hikayesini yapıyoruz. İşte işin başka taraftan anlaşılamayan tarafı da bu. Genellikle bu tür tepkiler geliyor. Yani insanlar oradaki doğal yaşamı, oradaki akıp giden hayatın kaydedilmesini belge olarak görmüyorlar. Yani çok önemli bir olayın olması gerektiğini düşünüyorlar ya da ne bileyim çok ünlü bir kişinin olması gerektiğini düşünüyorlar ya da hayvan belgeseli olmasını düşünüyorlar. Ama yavaş yavaş aşıldığını düşünüyorum bunun. Çünkü insanlar, yani belgesel çok fazla yapılmaya başlandı ve görülmeye başlandı ki biraz önce konuştuğumuz gibi hani İstanbul Film Festivali'ne kabul edilmesi bir anlamda teyit oluyor ve bu kamuoyu üzerinde etki de yaratıyor. Şunu çok açık söyleyebilirim, benim ilk başladığım zamanlar ilk amaçlarımdan birisi İstanbul Film Festivali'ne 3 film verebilmekti. 31. festivale veremedim çünkü o zaman çekememiştim. Yani ekonomik sıkıntılardan dolayı film çıkartamadım.
bu sene Bas'la birlikte üçüncü filmini vermiş oldum. Bu yani tırnak içinde küçük bir hedefti ama onu başardım. Şey oldu biraz. Amacına ulaşmış oldun. Seyirciler de o senin koyduğun amacın meyvelerini yiyorlar belgesellerini izledikçe festival kapsamında. İstanbul Film Festivali de belgesel demişken bir virgül koyalım. Çünkü benim